uzun yıllardır Amazon'a yatırım yapmaktan kaçınıyorum. Çünkü Amazon hissesinin aşırı pahalı olduğuna inanıyorum. Ve Amazon'un özellikle online perakende tarafında büyüme fırsatlarının, karını artırma fırsatlarının da az olduğunu düşünüyorum. Elbette Amazon bulut hizmetleri oldukça ilgimi çekiyor. Ama bulut tarafında da epey bir rekabet var. Bundan dolayı ben Amazon'dan şimdiye kadar hep uzak kalmayı tercih ettim. Peki böyle yaparak iyi yapmış mıyım? Aslında iyi yapmışım gibi de gözüküyor. İzlediğiniz gibi ekranda şu anda quantfury.com'dan yararlanıyorum. TradingView'in bütün özellikleri var burada. Bu sayede güzel grafikler bakabiliyoruz. Amazon pek kıpırdamamış. Son bir yıldaki getirisi -%2 civarında. Yılbaşından bu yana da %60 civarına getirdi ki elimizdeki Tesla gibi, Nvidia gibi, Palantir gibi hisselerin performansı çok çok daha iyi. Yani şimdiye kadar yanlış karar almamışım. Ama bakın burada Amazon adeta bir gap up yaptı. Yani yukarı doğru sıçradı ve 129 dolarda fiyat 141-142 dolara da gitti. Neden böyle oldu? Çünkü harika bir bilanço getirdiler. Siz de eğer quantfury.com'da bu arada bu tip detaylı grafik analizi yapmak istiyorsanız mutlaka gidin oraya. Yukarıya linkini bırakıyorum. Ücretsiz olarak TradingView'in bütün özelliklerine ayarlanabilirsiniz. Yani şimdiye kadar pek bir yanlış karar vermemişim. Ama cuma günü Amazon nefis bir bilanço getirdi ve hisse senedi tek günde %8.27 değer kazandı. Bakın arkadaşlar bu şirket 1.44 trilyon dolar değere sahip. Yanılmıyorsam dünyanın en değerli 5. şirketi. Bu şirkette %8'lik yukarı doğru gitmek demek 120 milyar dolar civarında değeri arttı demek. Ve öyle bir bilanço geldi ki ben de Amazon'a yatırım yapmayı tekrardan ciddi ciddi düşünmeye başladım. Çünkü sanki buradan alacağım momentum Amazon'u bir süre daha ileri getirebilir. Bu gelen bilanço aynı zamanda Amerika'da ve dünyanın çok büyük bölümünde ciddi bir resesyonun olmadığını bize gösteriyor. Çünkü olağanüstü rakamlar var ama gelişi bu detaylara bir girelim. Tabii ki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Bir hisse senedi yatırım stratejisi geliştirirken çok daha fazla detaya bakmak gerekir. Ben katıl üyeleriyle bunu yapıyorum. Mesela bugün onlara Palantir bilançosu hakkındaki beklentimi anlattım. Bu pazartesi günü kapanış sonrası da geliyor Palantir bilançosu. Çok önemli bir hisse senedi benim için. Benim yatırım portföyümdeki ikinci en büyük yatırımım Tesla'dan hemen sonra. Ve fiyatı 18-19 dolarlarda hissenin. Gelecek hafta sonunda 15 dolar da olabilir, 25 dolar da olabilir. Çok geniş bir aralıkta risklerin biriktiği bir hisse ama bir yandan da muazzam potansiyel var. İşte ondan ilgili bilanço değerlendirmemi bugün YouTube katıl üyeleri paylaştım. Daha evvel YouTube katıl üyelerine yine uzun vadeli Palantir yatırım stratejimini anlatmıştım. Siz de gelin hemen YouTube'a katılın, böyle içerikleri kaçırmayın. Mesela yine bugün YouTube katıl üyeleriyle Unity şirketinin bilançosunu inceledik. Yeni gelen bilançoyu, yatırım stratejim bu çerçevede nasıl değiştireceğim? Bu tip içerikleri kaçırmak istemiyorsanız siz de gelin hemen katılın, üyesi olun diyelim. Ve Amazon bilançosuna şöyle bir incelemeye başlayalım. Çok sevdiğim bir web sitesi App Economy Insights. Oradan alıyorum bu görseli. Twitter'da da takip etmenizi tavsiye ederim. Orada da bu görsellerin ciddi bir bölümünü paylaşıyorlar. Amazon'un bir sürü iş kolu var ve bu iş kollarının her birinden ne kadar ciro gelmiş ve büyüme ne kadar olmuş sol tarafta özetlemişler. Online Store, yani bildiğimiz online perakende, yıldan yıla büyüme %4. Hala Amazon'un en büyük ciro kalemi tek başına 53 milyar dolarla ama büyümüyor. Muhtemelen karlılığı da çok yüksek değil çünkü süper rekabetin olduğu bir alan ve oldukça masraflı bir iş bu. Physical Store, fiziksel dükkanlar, %6'lık büyüme var. Amazon'un bu işe niye girdiğini hiç anlamadım. Bir gıda perakende zincirini satın aldılar. Kendilerinde bazı dükkanları var. Anlamsız bir iş, zaten de büyümüyor. Çok rekabet var. Giderler yüksek. Belki bir showroom diye düşünmek lazım sadece. Ama bu kalem çok ilgimi çekiyor. Third Party Seller Services. Burası neresi biliyor musunuz? Hani bizde bazı Amazoncu abiler var ya, sürekli Amazon'da nasıl ürün sattıkları, nasıl para kazandıkları anlatıyorlar. Bunlarla ilgili eğitimler veriyorlar. Muhtemelen eğitimden daha fazla para kazanıyorlar. İşte o abilerin yararlandığı hizmet. Yani dünyanın her yerinden her yerine ürün satabiliyorsunuz Amazon Third Party Seller Services'ler sayesinde. Amazon burada ürününüzü web sayfasına yayınlıyor, ürünü depoluyor, ürünle ilgili kullanıcı yorumlarını oraya paylaşıyor, ürünü dağıtımını gerçekleştiriyor, bütün bu hizmetleri veriyor. Amazon için çok karlı bir iş olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü zaten olan dağıtım ağı üzerinden ilave bir hizmet, yani marjinal olarak yeni maliyet eklemeden bunu yapıyor. Buradaki yıldan yıla ciro büyümesi %18. Dehşet bir büyüme bu. Startup vari bir büyüme. Açıkçası böyle bir rakamı hiç beklemiyordum. Amazon bu yönden çok iyi gidiyor. İkinci benim büyüleyen büyümede advertising'den, yani reklam işinden geldi. Amazon'un kendi Twitch'te, YouTube'a benzer bir platform var. Orada reklam verebiliyorsunuz. Amazon.com'da reklam verebiliyorsunuz. Hani size bazı ürünler tavsiye ediliyor ya, onların bir bölümü reklam bütçesiyle tavsiye ediliyor. Amazon'un
Prime diye bir TV kanalı var biliyorsunuz, Netflix'e benzeyen, orada reklamlar alıyor. Buradaki ciro büyümesi %14 yıldan yıla, acayip bir rakam bu. Neden? Çünkü asıl işi reklam olan Meta ve Google'a kıyaslarsak bunu ne kadar muhteşem bir rakam olduğunu daha iyi anlarız. Amazon'un sadece reklamdan elde ettiği gelir elbette Google ve Meta ile kıyaslanmaz. Ama çok da altlarına değil, 10 milyar o yapıyor, 31 milyar dolar civarında Meta, 42 milyar dolar civarında da Google. Ama esas önemli olan büyüme. Baktığımızda Google reklamlarındaki büyüme yıldan yıla %5, Meta'daki %12, Amazon'daki %22. Dehşet bir rakam bu ve ben kendimi düşünüyorum. Ben pek çok şeyi doğrudan Amazon üzerinde arıyorum ürünleri ve orada karşılaştığım reklamlar çok daha iyi sonuç veriyor bence reklam veren açısından da. Çünkü hemen tıklayıp siparişe geçebiliyoruz. Yani Google'da arama sırasında bir şey çıkacak da ona tıklayacağım da alacağım da veya Meta'da, Facebook'ta, Instagram'da bir ürün göreceğim de reklamı da etkileyeceğim de tıklanacağım da alacağım da onlardan çok daha hızlı net bir süreç izliyor. Burada çünkü zaten aradığınız bir ürün veya onun benzeri ürünler reklamları karşısına çıkıyor. Bundan dolayı da ben burada reklam verenlerin çok iyi sonuç aldığına eminim. Bir başka önemli büyüme kalemi subscription, yani üyelik hizmetleri. Böyle hizmetlere bayılıyorum. Bizim Haddini Aş kulübü de bir üyelik hizmeti. Siz YouTube'a katıldığınızda da bir üyelik sistemine giriyorsunuz. Niye üyelik işlerini seviyorum? Çünkü eğer üye memnunsa gitmiyor. Böylece hep düzgün bir gelirin oluyor. Yeni üyeler katıldıkça gelirlerin artıyor. Ve o üyelere yeni ürünler, hizmetler, mesela bizim örneğimizde eğitimler satma şansına sahipsin. Burada iki ayrı üyeliği var. Prime üyeliği var. İşte bu streaming kanalı. Yine bir başka Amerika'da olan Prime üyeliği var. Orada ekstra bir para ödüyorsunuz ve bazı ürünler size daha hızlı ulaştırılabiliyor gibi. Audible diye bir e-kitap, sesli kitap üyeliği var. Buralardaki büyüme de %14. Yani rakam tabii 9.9 milyar, biraz daha küçük bir rakam ama büyüme harika. Ve son olarak da Amazon Web Services, yani Amazon'un bulut hizmetleri. Bu pazar lideri zaten şu anda. 22 milyar dolar buradan ciro geliyor ve %12 büyümeyi başarmış. Ben bunu beklemiyordum açıkçası. Hatta Wall Street analistleri de burada %10'un altına gidebilir diye endişe ediyorduk. Zaten şunu da söyleyeyim. Diğer bütün kalemler iyi gelse bile sırf burada %9'a inseydik Amazon hisse senedi o gün tepe taklı olurdu. Epey bir rekabete rağmen burada da büyüme devam ediyor. Ve Amazon diyor ki yapay zekaya inanılmaz yatırım yapıyoruz. Amazon'a iş yapan herkes Amazon yapay zekasının zaten müthiş olduğunu bilir. Onu da büyüteceğiz diyor. Valla harika. Toplamda baktığımızda 134 milyar dolar ciro yapmış. Yıldan yıla büyüme %11. Yani 14 milyar dolara yakın ciro eklemiş. Ortama bu kadar kötü olduğu, resesyonun konuşulduğu, ekonomilerin kötüye gittiğini söylendiği dönemde bu da bana o söylentilerinde palavra olduğunu gösteriyor. Brüt kar %48. Bakın bu olağanüstü bir rakam. Çünkü ben eminim online mağazacılıkta böyle bir kar yok. Bu alttaki kalemler bu karı getiriyor ve geçen yıla göre de 3 baz puanlık artış var. Baktığımızda esas faaliyet karlılığı 7.7 milyar dolar, yani %6'lık esas faaliyet karı var. Bu da geçen sene göre 3 baz puan artmış. Burada özellikle Amazon Web Service'in 5.4 milyar karı tek başına getirdiğini de mutlaka görmenizi istiyorum. İşin aslı burası, o yüzden Wall Street tabii buna çok önem veriyordu. Net kara baktığımızda 6.7 milyar dolar net kar var. %5'lik net kar marjine çalışıyor bu dev iş ve geçen seneye göre 7 bas puan artış var. Vallahi Amazon şok iyiymiş. Ben açıkçası Jeff Bezos gittikten sonra Amazon'un kötüye gideceğini düşünüyordum. Amazon çok kötü çeyrekler getirdi. Bunun içerisinde tabii Rivian'a yaptığı yatırımın biraz sıkıntılı olması da var. Rivian'a yatırım yaptılar, oradan elektrikli dağıtım kamyonları alacaklar. Ama burada gidiş bence müthiş. İşin enteresanı ciro büyürken giderler büyümemiş. Mesela satış ve pazarlama büyümesi yıldan yıla sıfır. Yani bakar mısın, işte buna operasyon kaldırıcı diyoruz. Verimlilik kaldırıcı bir iş. Ciro büyüyor ama giderler büyümüyor. Genel yönetim giderleri hiç artmamış neredeyse. Teknoloji ve içerik tarafında ise sadece bir bas puanlık bir artış var. Yani şirket ciroyu büyütüyor, brüt karı büyütüyor, faaliyet giderlerini kontrol altında tutuyor. Ben artık Amazon'un yatırım vizyonumu aldım. Hatta geçen cuma günü dayanamadım, gaza geldim. Küçük bir miktar Amazon hissesini almaya başladım. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil. Elbette uzun dönemde işler kötüye sarabilir. Ama Amazon gelir kaynaklarını müthiş şekilde çeşitlendiriyor. Karının temeli olan bulut tarafında yenilmiyor, büyümeye devam ediyor. Ve onun yanına reklam gibi, üyelik gibi, üçüncü partilere hizmet gibi yeni kalemleri ekliyor. Ben Amazon'un geleceğini parlak görüyorum. Böyle sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. YouTube katıl üyesi olun. Orada çok daha fazla detaya giriyoruz şirketler konusunda. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.